Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Biz zannemeden önceki son çıkıştayız bu dersimizde. Geçtiğimiz derste açıklama satırı yaptığımız yeri tekrar uncomment yapacağız. Yani açıklama satırından ya da yorum satırından çıkaracağız. Ve bu şekilde bir ekleme işlemi deneyeceğiz. Burada bir iki tane hata alacağız. Bu hataları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra gelecek dersten itibaren projeyi tekrar en katmanlı mimari ve solid prensiplerine uygun bir formata getirmek için Business Layer tarafında yeniden revizeye gideceğiz. Şimdi şuradaki satırları seçtim. Burayı açıyorum. Benim burada göstermek istediğim şey size şu. Eğer ki şu şarttan herhangi birine takılmazsak repo yapılıyor mu? Şu repo komutunu aldım. Şunun ortasına ekledim. Ctrl KD yaptığım zaman komut bloklarını düzenliyor. Ee, yazayım onu. Ctrl KD bu tuşlara bastığınız zaman. ya yani mesela şöyle diyelim sizin komut bloğunuz. Tamam mı? Ctrl KD yaptığınızda bunları düzenliyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi benim istediğim şey şu. Mesela ben burada kategori adını boş geçtiğim zaman bana ekleme işlemi yapacak mı? Veya kategori adının uzunluğu 3'ten küçük olduğu zaman. Gerçi burada length ifadesi olduğundan dolayı muhtemelen hata fırlatır. Şurada da hiçbir şey yapmadan ana sayfaya döndürür diye düşünüyorum. Bir görelim bakalım beraber nasıl olacak. Kategori add sayfası üstüne hatta get kategori listten çalıştıralım. Şimdi bu sırada Bunlar deneme amacıyla oluşturduğum verilerdi. Bunların sadece şu ilk 4-5 tanesini bırakacağım. Diğerlerini sileceğim. şuradan nal olan değerlerin tamamını geldim. Test hariç siliyorum. Şunları sildim. Sadece test kalsın. Siz de aynısı olmak zorunda değil arkadaşlar. Şimdi geldim. Şöyle sayfayı da yenileyelim. Yenilediğim zaman bakın bu formatta gelmiş oldu. Şimdi yeni kategori dedim. Yeni kategori dedikten sonra ben burada ekle butonuna tıkladığım zaman bana FBO içerisinde bakın 22. satırda böyle bir hata olduğunu söylüyor. Bu 22. satırdaki konum nerede? Hemen kaynak dosyası kısmında yazıyor. Emis Proje Kampı, Business Dayer, Concrete Kategori, Manager'ın içerisinde. Burada hata vermesinin sebebi şu. Şu anda kategori adına veya açıklama kısmına herhangi bir şey girmediğim için null değer olarak dönüyor. Null değerde de length Kontrolü sağlanamıyor. Ondan dolayı böyle bir hata fırlatıyor bana. Geri geldim. Şimdi bizim şartlarımızda neler vardı? Tekrar kategori menajer'a baktığım zaman arkadaşlar, örneğin kategorinin adının uzunluğu 3'ten küçük eşitse, yani gelip ben buraya iki karakter veya üç karakter yaptığımda da e, bu kez başka e, hata olacak. Mesela şöyle yapalım. Örneğin ilk önce kategorinin description kısmını dolduralım mı? Aslında ona gerek yok. Çünkü kategori description kısmı için length kullanmamışız. Şöyle yapalım. Kategorinin adını dolduralım. Peki adını doldurduğum zaman yine bana hata fırlatacak mı? Ya da sadece açıklamayı dolduralım. Önce açıklamayla başlayalım. Açıklamaya geldim. Ee, açıklama bir yazdım. Ekle dedim. Ekle dediğim zaman yine hata fırlattı. Neden? Çünkü kategori adının uzunluğunun 3'ten küçük eşit kontrolünün veya işte 51'den büyük eşit kontrolünün yapılabilmesi için bunun null olmaması gerekiyor. Burada bir değer göndermek gerekiyor parametrede. Biz bir değer göndermediğimiz için şu anda hata fırlatıyor. Peki ben geldim. Şöyle AA yazdım iki karakter olarak ekleye bastım. Bakın ekleye bastıktan sonra bu kez ne yaptı? If bloğundaki o hata ortadan kalktı. Ama buraya ekledim eklemedi. Sayfayı da diyeyim şöyle. Bakın eklemediğini görüyoruz. Aynı şekilde SQL'de de eklemediğini görüyor. Neden eklemedi? Çünkü şuradaki e, if bloğuna takıldı. If bloğuna takıldığı için yani burada kategori adı mesela açıklamadan ee, açıklamayı tutturduk. Biz orada açıklama boş değildi çünkü açıklamanın içinde bir değer vardı. Ama kategori adının uzunluğu 3 karakterden küçük veya üç karaktere eşit olduğu için yine else kısmına girmedi. Yani insert metodu çalışmadı burada. Peki burada şimdi şöyle bir sorun var hocam. Yani Kullanıcı bunu nereden bilecek? Ya yani mesela şimdi yazılımcı bunu geliştirdi, koydu ortaya. Tamam. Şimdi adam diyelim ki bir yeni bir kategori ekliyor. Kategorinin ismi işte AA kategorisi olsun. Açıklamaya da açıklamayı boş bıraktı. Mesela ekleye bastığı zaman yine ekleme işlemi yapmayacak. Adam anlamayacak burada. Neden açıklamayı boş bıraktığım için ekleme işlemi yapılmadığını burada bizim kullanıcıya bir mesaj vermemiz gerekiyor. Mesela bu mesaj şu olabilir. İşte kategori adını boş bırakmayın. Kategori adı lütfen 3 karakterle 20 karakter arasında olsun yani işte 50 karakter arasında olsun. Kategori açıklaması şöyle olsun gibi bizim bunların tamamı için mesajlar oluşturmamız gerekiyor ve bunların kontrolünü de business layer katmanı içerisinde yeni bir sınıf oluşturup onların üzerinden sağlamamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun cevabı da 27. derste başlıyor olacak. Bu kadar. Bir sonraki dersimizde buraya giriş yapacağız ve kategori menajerdeki e, buradaki yapıyı şöyle yavaş yavaş ortadan kaldıracağız. Aynı zamanda bir şey daha söyleyeyim şuraya generic repository yazdığım için kızan arkadaşlar olmuştu ama bunu zaten en başında söylemiştim. Önce yanlışları göreceğiz. Ondan sonra düzelteceğiz diye burada da yine constructor metodlara başvuruyor olacağız. Bir sonraki dersimizde 27. derste görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar. Hoşçakalın.